Herkese selam, ben Süleyman. Bugün Amerika'da Walmart'ı geziyoruz. Walmart'a girişte bizi bu sebzeler karşılıyor. Burada böyle domatesler 1.98. Yine pepperlar var, 68'e düşmüş. Yeşil elma da 1.46. Karşıda bizi bakery karşılıyor. Bakery reyonu oldukça büyük. Örneğin burada böyle kukiler yapmışlar. 2.98. Bu tarz kukiler. Yine burada böyle değişik brownie'ler var, cheese'ler var. Cheese'li brownie'miş. 4.76. Böyle aperatif yiyecekler bulabilirsiniz. Bunların fiyatları da bu şekilde yazıyor. Yine burada karşıda cupcake'ler var. Bunların da fiyatları 7.97. Böyle büyük pastalar bulabilirsiniz. Bu 19.96'ymış mesela. Ne zaman yapılıyor bilmiyorum. Yani 3 level 7 oz, 1.5 kilo pasta. Mis gibi. Ama 20 dolar vermem yani. Niye vereyim? Burada böyle kekler var yine. Çeşit çeşit. Strawberry kek mesela 6 dolar. Burada böyle çikolatalı kukili var. Bunlar 14 dolar. Yine buraya onda cheesecake bulabilirsiniz. Burada soft karamel cheesecake varmış. 8.84. 14.98'de böyle birkaç çeşitin bulunduğu cheesecake'ler var. Tartlar var burada 7.98, 5.94'e. Yine bu tarafta ekmekler var. Ekmek reyonu oldukça fazla. Burada bir dolara da ekmek olduğunu hatırlıyorum izlediğim videolardan Wisconsin'a gelmeden önce. Ama arkadaşlar geçen başka ekmekten almışlar. 8'li almış herhalde. Bir bakalım nerede o. Bulabilirsem ondan alacağım onlara. Şu tarafta da olabilir. Fiyatları da nedir? 4.97'ye bunlar. Eğer istiyorsanız ki 2.46, 8'lisi 2.88 hamburger ekmeği. Burada böyle ekmekler var, 3.98 tost ekmeği. Yine bu tarafta baktığımızda kruvasan 78 yazıyor. Yok canım, ne 78 ya. 4.98'e kruvasan alabilirsiniz. 6 tane kruvasan 4.98. İşte benim aradığım ekmekler burada. 1 dolar temizinden. Gelsene lan. Şöyle bir ekmek 1 dolar. Bundan alacağım 2 tane. Ben Amerika'ya gireli 5 gün oldu ama hiçbir market alışveriş yapamadım, hiçbir yere çıkamadım. Daha Amerika'da mıyım, değil miyim, hiçbir şeyin farkında değilim. 5 gündür buradayım, daha yeni markete geldim. Arkadaşlarım daha önce ekmek almışlardı, ben önce gidip odaya ihtiyaçlarını da almışlardı. O yüzden ben odaya ihtiyaçlarından almayacağım. Yani birçok şeyimiz var aslında. Ama genel bir böyle market turu yapalım istedim. Onlar da 12'li bu ekmekleri istediler. Bunun fiyatı da 3.97. Baker'den sonra burada meyve reyonu var. Çeşit çeşit meyveler yine burada da mevcut. Örneğin üzümler var. Burada paketli şekilde satılıyor. Bu karpuzun fiyatı 4.58. Burada böyle ananas var. Yine 4.58. Mango olması lazım bu. Bakalım. Sanırım mango. 4.12. Eğer karışık meyve istiyorsanız da böyle sezon meyvelerinden yapmışlar. 4.87. Büyük bir şey istiyorsanız da bunun fiyatı 13.12. Burada en ucuz şeyim gerçekten muz, 58 cent. Bayağı bir muz almayı düşünüyorum zaten, akmaz kokmaz, bozulmaz şimdilik. 58'e alalım bakalım muz. Nereye gittiniz? Muz alıyordum tam. Muz. Biraz daha muz. Belki biraz daha muz. Burada bu şekilde satılıyor bazı sebzeler. Doğranmış, hazır, yıkanmış şekliyle. Siz yıkamadan direkt olarak kullanabiliyorsunuz. Bunların da fiyatları 2.18, 3.98 vesaire vesaire değişiyor. Karşıda deniz ürünleri var. Burada bir domuz ve magnetrada Türkiye yazıyor. Turkey, o Turkey değil kardeş. Bu hindi, hindi. Oraya da bakacağız ama burada patatesler var. Bu patatesler çeşit çeşit. Burada French fried potatoes demişler. 60.64. Ne 60 lan? 6.64. 3.42. Çeşit çeşit patatesler var burada da, yine böyle doğranmış. Waffle cut şekilde doğranmış patatesler. Elma dilim patatesler, French patates falan filan. Bunların da fiyatları bu şekilde. Bakalım tavuk fiyatlarına. Chicken'lar 3.48'e bu şekilde bir tavuk alabilirsiniz yani kilosu. Yani pound'u. Yine kilo dedim. Bu tavuğun tamamı 9.60 dolar. Daha büyüğünü istiyorsanız 13.47. Böyle göğüs istiyorsanız eğer 12.55. Böyle filet alacaksanız bunun tamamı 7.37. Eğer ki yok kardeşim ben but istiyorum diyorsan 4.80. Yani bir kişi için yeterli aslında, 4.80 gayet makul bir fiyat.
Ve en anlam veremediğim şey chicken paws. Tavuk ayağını ne yapıyorsunuz da nerede yiyorsunuz ya? 4.33. Ve geldik kıyma. Kıyma ne kadar? 15.58. Bu şekilde kıyma istiyorsan da bunları da böyle dondurulmuş şekliyle dolaba atmalı falan filan. Bunun da fiyatı 4.84'e var, 5.24'e var. Ve en büyüğü burada 29.94. Somon bayılırım, 9.67. Bir gün somon pişirmek istiyorum gerçekten. Bu somon bir kişi için yeterli. 8.53. Benim anksiyete yine tuttu. Konuşamıyorum. Bak aha. Değildi kız Allah'tan, bak görüyor musun? Konuşamıyorum ve burada çok fazla Türk var. Video çekmek bana zulüm geliyor. Ne alacağımı, nereden ne alacağımı da şaşırıyorum. Zaten bayağı büyük bir market. Geziyoruz öyle böyle. Bakalım ne olacak. Ben seket istiyorum hocam diyorsan da böyle stickler 12.94. Bunlar 16.97. Şunlar pirzola diye mi geçiyor? Etten de pek anlamam ama $40 bu üçü. Türkiye'de yiyemediklerimiz olduğu için falan diye bir açıklasa yaparmışım. Kilosu yani pound'u 14.97, bu ise 40 sterlin diyorum ya. $40. Biraz da domuz fiyatlarına bakalım. Bu pork 5.78'miş. Yani 6.18 pound'u o kadarmış. Yine bu şekilde yapmışlar 6.18. Madem bu kadar pis bir hayvansa niye böyle normal gözüküyor? Nasıl bir evreden geçiriyorsunuz siz bu domuzu da bu hale getiriyorsunuz? Kokusunu duydum daha önce, yani kokusunu hissettim, tattım. Yok, koku tadılmaz, koku hissedilir. Ama koku tattım. Ne yaptım ben ya? Kokusundan haz etmiyorum ben. Daha önce koku... ya benim Türkçe A0'a düştü burada. Daha önce domuzu pişiriyorlardı ve kokusunu duydum. Zahit. Kokusunu duydum ama beğenmedim. Okey, oldu galiba. Söyleyebilirsem problem yok. Domuz alacaktı, kadın müsaade etmedik. Şimdi herkes beni seyrediyor, kendi kendime konuşuyorum diye. Çeşit çeşit dondurmalar var burada. Şöyle buz parmak tarzı dondurulmuş buzlar mesela $3. Yukarıda böyle yine var 4.82. Böyle ice'lar yapmışlar, cherry'li, blue raspberry'li. Bu da $3. Ve bayıldığım o dondurma Ben & Jerry's. Dirty cake diyor, coffee toffee diyor, karamelli diyor, salted karamelli diyor. Bunu böyle aldım oradan. Ya burası gerçekten çok büyük ve her şeyin fiyatını göstermem mümkün değil. Bakalım, geziyoruz ama daha da çok büyük ya, nasıl biteceğim bilmiyorum. Yine böyle wingsler var, crispy wings falan. Ama artık görmek istemiyorum bunları gerçekten. 3 gündür 4 gündür çalıştığım yerde full bundan yiyorum. Midem bulandı, barbekü soslu şeyli falan derken yeter artık. 8.47'ymiş bunun fiyatı. Geldik sos reyonuna. Buraya girersek çıkamayız aslında ama çok fazla boylu boyunca sos var oradan buraya kadar. Burada mesela zeytinler var. Pek zeytin insanı değilimdir. O yüzden almayacağım. 3.47. Mesela şöyle bir jalapeno green zeytin. Yine buralarda böyle çeşit çeşit zeytinler var. Ketçaplar var. Hans markası 3.24'müş. Şöyle büyük bir ketçap. Eğer Walmart'ın kendi markasını istiyorsanız 2.38'e alabilirsiniz. Sırf merakımdan şu Reese's'lardan bir tane alacağım. O kadar övüldü ki. Londra'da da alamamıştım zaten. Bakıyorum ama hangisini alacağımı bilmiyorum. Şu mac and cheese'i Emirhan övüyordu. Sırf o yüzden alacağım denemek için. Mac and cheese seviyorum aslında ama çitos bakalım nasıl olacak. Ya bugün ya da yarın akşam yemeğinde yiyeceğim. Parmesan istiyorum diyorsanız da şu şekilde böyle toz parmesan 2.98'miş. Daha büyüğü ise 5.48. Markadan markaya değişiyor tabii ki. Kalite de ona göre artıyor, azalıyor. Salçalardan şu an yurtta var bir tane salça. Bu 96'ymış mesela. Yok, bu domates sosu, salça değil. Salçalar bu tarafta. Sos. Sos ve salça kavramı da farklı burada. Eğer şundan alacaksanız şu tamamen salça, Roma salçası 2.28. Ya denemek istediğim çok fazla lezzet var aslında ama ilk seferden hepsini almayayım istiyorum. Daha buralardayız. Daha çok zamanım var. Ama görünce de dayanamıyorum. Bilmiyorum ne yapacağım ya. Kurtta var ama iki tane makarna daha alayım. Bir tane Barilla alayım. Bir de şunlar 98'miş. 98'likten alayım bakalım. Bitirmişler gerçi de. Burada böyle ramenler var. Noodle'lar var. Kap kap. Denemek istiyorum ya. Bir tane alacağım. Ama hangisini alacağım yine bilmiyorum. Spicy beef diyor.
Ne bir fi var acaba içinde? Nereden bileyim ben? Bakmaya ne dersin Süleyman? Yok. Hot spicy var. Çok da acı istemiyorum ya. 1.46 galiba. Şu hot spice'den alıyorum bir tane. Burada böyle lavaşlar var. Bir de lavaş alayım kendime. Kaç tane var? 10 tane var ama işte bunlar az ya. Lavaş da gerçi her gün yiyoruz taco. Takocuda çalışıyorum ya. 2.78. 2.98. 8 tane var. Bir ülkenin gelişmişlik seviyesini yağ fiyatına bakarak ölçen millet haline geldik. Burada mesela 3.97'ymiş. 3.97 yine aynı. Rafta eğer bu kadar büyük bir galon istiyorsanız 9 dolar alabilirsiniz. Yani 9 dolar. İleri doğru mesela peanut, fıstık yağı 17'ye var. İleri doğru kanola yağı istiyorsan işte yine aynı fiyatlarda yaklaşık 9.98. Farklı marka istiyorum ben kardeşim diyorsan da daha ucuzunu 4.88'e alabilirsin. Kuru yemiş fiyatları 7.68, 2.66, 46, 7.68. Ya ne? 68 ne kardeşim? 65 de yani düz hesap. 12. 12 ne? Burada her şeyin parasını verdikleri için böyle yok 99'muş yok şeymiş hesabı yok. Kakanat 2.98. Kakao mako. Ceviz istiyorum diyorsan da bu fiyatları alabilirsin. Sabah işe genelde aç karnına gidiyorum. Buradan granola alacağım. Birden fazla yani 100'den fazla çeşit var diyebilirim. Burada granola kültürü yoğun bir şekilde gidiyor. Önümde de yine abla var sağ olsun. Alacağımı da alamadım. Ama önümde durdu. Ama Reese's de var burada bir tane. Reese's alacağım. Nerede bir de o? Niye bulamıyorum? 5.98'miş. Bir tane böyle Lucky Charms'tan alacağım. Bunun da fiyatı aynı. Bu da 5.98. Reese's'ı alalım. Bir ice coffee hastası olarak Türkiye'den French press getirdim. Burada filtre kahve yapacağım. Ama buz yapmaya bir yerim yok. Çalışmadım günlerde ya da geceleri içeceğim ama buz yapmaya bir yer yok. Bir buz kalıbı alacağım galiba Dollar Tree'den. Ama önce buradan bir kahve almamız lazım. Filtre kahve. Kahve yalnız. Filtre kahve ya da filtre kahve ya Türkçe söyle ya İngilizce. 1 kilo. 1 kilo da ne yapacaksam 3.98 diye alıyorum full ya. Arada 40-50 cent var. Bunu alayım. Şu aşağıdaki Walmart'ın kendi markası 3.74'müş. Onu alayım. Çamaşır yıkayacağız. Şuradan Alo alalım dedik. Alo'ya benziyor. Bu Alo da olabilir ama Fransız markası sanırım. Hangisini alacağım hakkında fikrim yok. Eliminateur, Dodeur, Eda Taş. Fransızca ya tabi. Ultra Oxy. Arkadaş almıştı aslında hangisini aldığına bakmadım ya. Niye bakmadıysam. Şunu aldım valla. İşte bilmiyorum ne oldu. 12.97. Deterjan mı? Deterjan abi. Ne yapayım? Bir de bunlar kurutma makinesinin içine böyle peçete tarzı koku atıyorlarmış ki şey koksun. Kıyafetler kurutmada da koksun. Onlar hangisi? Onları da bulursam alacağım. Arkadaşlar almıştı. Şunlar mı? Şunu alıyorum 2.97. Kokuyor şu kenarlarından falan ama bunun niye 5 olduğunu anlamadım. Hiç böyle abur cubur tarzı bir şey de almadım. Böyle bir snacks falan alayım ama ne alacağımı da bilmiyorum. Etrafı da göremiyorum. İnsanlar alıyorlar. Kukiler falan var buralarda da. Bunlar da 3-4 dolar yani. O kadar para veresim gelmiyor. 2 tane Pringles alacağım. 2 dolar. Bir tane daha mı alsam ya? Hadi bir tane daha alayım. Bir tane de sağda alayım. Bunların da fiyatları 2 dolar. 2 dolar, 2 dolar. Chips fiyatları 5.44 dolar. Klasik Lay's. Kaç grammış abi? Gramı niye yazmıyor lan? 13 oz 368 grammış. 5.44. Yine burada Lay's'in başka şeyleri var. Ruffles. Ulan Ruffles'ın kabı böyle mi? Bundan hayat. Ruffles. Ne kadar? 3.98. Çok pahalı ya. Bunu alacağıma gider. 6 tane, 3-5 tane Pringles alırım. Niye o kadar kasayım kendimi? Şöyle 24'lü diet ya da normal ya da zero kolalar 11.98. Buralarda böyle spor içecekleri, enerji içecekleri falan filan var. 6.98. Öyle tekli istiyorsan 1.72'ye var. Capri Sun sevenler kendini belli etsin. 2.98 Capri Sun.
10 tane paket var içinde. Strawberry kiviliymiş bu. Bunları almaktansa, yani bunları dışarıda içeceksen al abi, ama galon galon meyve suyu var zaten. Şurada birazdan gösteriyorum. Buradan böyle bir su alacağım tabii ki. Kırklı su. Bu şekilde paket paket. 5.36. Bir tanesini alıp şu aşağı koyalım bakalım. Burada böyle çeşit çeşit içecekler var yine. 3.48'miş bu. Camsil. Çok değişik renkler. Nasıl bir gıda boyası kullanıyorsunuz ya? 2.78. Yine 2.78. Bu meyve suyu diyor lan. Bildiğim meyve suyu yani. Meyve sebze karışımı herhalde. 3.98'miş. Tropical istiyorsan 2.18. Elma suyu çok severim. Buradaki fiyatı da neymiş? 2.84. Şu mavi kapaklıyla şu mavi kapaklar arasında ne fark var bilmiyorum. İkisinin de fiyatı aynı. Ama sanırım, ops bu değil. Şundan alacağım. İsterseniz burada böyle çikolatalı sütler de var. Bu da 2.84. Sadece çikolatalı değil, çeşit çeşit bir galon meyve suları var burada. Bu strawberry ve orange 3.38'miş. Bu da orange peach. Bu da 3.38. Sadece portakal istiyorsan falan da var. Böyle. Bir tane orange peach aldım bakalım. Yine burada böyle yoğurtlar, smoothie'ler falan var. Danone'nin buradaki adı neymiş? Danonino. Danonino. 5.34'müş. Activia'lar var yine probiyotikli. 5.32. Peach'imi daha almadığım için şu an böyle biraz cimri davranmaya çalışıyorum. Para bakımından da. Yine aldık bir sürü bir şeyler. Kaç dolar tutar tahminlerinizi şu an durdurup yazın bakalım. Alkol fiyatları ne kadar biraz da ona değinelim. Burada biralar var. Bu koronalar mesela. Korona ekstra demiş. 15.98. 12 paket. 12 şişe yani. Yine bu tarafta farklı markalar var. Modelo. Bu da aynı. 15.98. Şaraplar var burada yine. 18.98. 19.98. 15.98 falan. Bu tarz şarapları alabiliyorsunuz. Tabii burada 21 yaşından büyük olmanız lazım bunları alabilmek için. Buna tekrar hatırlatmış olayım. Jack Daniels'lar var. Viskiler 32.98. Bu en büyük olanı büyük ihtimalle. 50.98'miş. İşte Teenage Apple'lı, Honey'li falan filan. Çeşit çeşit yine istediğiniz biçimde alkoller var bu şekilde. Vodka istiyorsan da vodkalar 19.98. Bu gin 33.48'miş. Cherry Limeade diyor. Bunlar da böyle o kadar güzel yapmışlar falan diye. 15.98. 10.98. Bu 20.73'müş. Neymiş bu? Pink Lemonade. Tekilalar 32.98. 35 dolara yine var. Farklı marka tekilalar. Bunlar 58.98. Mesela bakın bunları alarmlamışlar. Türkiye'de tabii bizimkiler çalıyor. Burada da çalanlar var. Bu kadar pahalı oldu mu mecburen alarmlıyorlar onlar da. 59 dolar az bir para değil sonuçta. Arabayı da bayağı doldurmuşuz gerçekten. Ne kadar ödeyeceğiz ya? Bir de böyle tembeller için oturduğu yerden alışveriş yapsın diye cihazlar yapmışlar. Amerikalılar zaten obez. Bunlarda bir şey yok tamam da. Yine de böyle alış yapmışlar işte insanlar oturduğu yerden alışveriş yapsın diye. Walmart'ta sadece yiyecek yok. Bu şekilde gördüğünüz gibi mesela burada hayvansal ürünler. Hayvansal ürünler dediğim yani evcil hayvanlar için. Burada bebekler için bir şeyler var. Kıyafet reyonu da var. Oraya da bir göz atarız şimdi. Sığ ayakkabı reyonu ama bitirmişler buradaki tüm ayakkabıları ya. Bak mesela şu 19.98'miş. Güzel görünüyor ama pek rahat değil. Yaz geldiği için tabii şu an kışlık ürünleri bayağı bir fiyatını indirmişler. Bu 30 dolarmış mesela. Bir ara Türkiye'de popüler olan sarı bot. Belediye mi dağıtıyor bunları diyorduk. Demek ki Amerikan belediyesi de burada dağıtıyor. Bunların neresi bana şu an çok ucuz geliyor yani 15 dolar. Bir iki saat çalışıp alabiliyor adam ve aa memory foam'mış harbiden. Alınır lan bunlar. Kötü ayakkabı değil yani çalışmaya şey yapmaya. 15 dolar memory foam rahat yani. Geçirse ayakkabı kalmamış herhalde bulamadım. Burası da bayağı büyük ve tam 2 saati Walmart'ın içerisindeyim. Artık gitmek istiyorum yoruldum diyebilirim. Zaten insanlar yorulursa diye buraya işte McDonald's falan filan bir şeyler yapmışlar. Otursunlar diye. Biraz da bu elektronik kısmını gezeyim. Sonra eğer unuttuğum bir şey var mı diye bakayım. Ondan sonra artık çıkalım.
Bilgisayarlar, bilgisayarlar, telefonlar, yazıcılar, bildiğin içeride teknosa var diyebiliriz yani. Ama teknosa çalışanı, vibe'ı veren insan yok şimdilik. Aha abi geliyor, neyse çevirelim kamerayı. PlayStation'lar var şurada, dur bakalım kollara. Xbox'muş ya. 59. 59. 64 mesela, bunlar daha cool. AutoCare diyor, yani bildiğim burada araba için bile bir sürü şey var. İçeride tekerlekler var kocaman. Şey yapmışlar. Şurada bisikletleri gördüm, artık şu bisikletlere bakalım. Ben de bisiklet almak istiyorum ama bugün değil. Fiyatları görelim, ondan sonra son bir kontrol yapıp eve gideceğim. 98'miş bak, bu renk mesela güzel. Ya da düz, herkesin elinde olan renk bu. 98 dolar. Böyle bir bisiklet. 26 diyor. Alınır mı? Alınır. Siz de gelecekseniz alabilirsiniz. Sonradan iade edersiniz falan. Herkes aynı şeyi söylüyor ama bilmiyorum. Oluyor mu, olmuyor mu? Onu deneyip göreceğiz. Diyorsanız böyle 11 dolara tişörtler var. İnce, kalın. Pantolonlar falan var burada. 24-28. Gömlekler var. Deniz şortları var. Bir sürü şey var. Bu şort mesela. Şort değildir lan bu. Bu da mı 24? Şort 24'müş mesela. Bunlar 17. Çok seviyor Amerikan halkı böyle şeyler girmiyor ya. Rengarenk. 16. Şu 12 mesela. Unicorn. Falan filan. Böyle pantolonlar var 27. Şortlar. Şurada var şapkalar. Kravatlar. Her şey var, her şey. Şimdi arkadaşlar sizlerden özür diliyorum. Ben bu videoyu çekeli tam 43 gün falan oldu aslında. Yani önceki izlediğiniz Walmart videosunu çekeli. Ama yeni paylaşıyorum. Paylaşmak istemiyordum aslında ama dedim sonra neden paylaşmayayım ki, bir video bir videodur. Çok boş konuştuğumu düşünüyorum önceki dakikalarda ama fiyatları gördünüz neyin ne kadar olduğunu. Fişe baktığımızda tam 84 dolar ödemiş oldum otelde. Fiş artık silinecek. Aradan 40 gün geçti. Güneşten şeyden. 84 dolar ödemişim. Bunun 14 yok. 17. Bunun 17 dolarını arkadaşlarımdan aldım. 84 eksi 17 kaç yapıyor? Otel 86'ymış. Pardon, tekstle birlikte 86.30. 86.30 eksi 17 kaç yapar? Yani totalde ilk alışverişim 70 dolar tutmuş oldu. 70 dolara neler aldık gördünüz zaten. Kısaca fiyatlar bu şekildeydi. Dedim bu videonun kapanışını ben çekmedim 45 gün önce. Bari şimdi çekeyim. Şimdi buraya geldim. Dedim burada madem açı güzel bir video daha çekeyim. Buradan bir video daha gelecek sizlere. Toplam 70 dolar harcamış olduk. Fiş de bu şekilde, zaten fişin sesini de koyarım. Neyin ne kadar olduğunu belki yazmışımdır. Üşendiysen de yazmamışımdır. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Fiyatları gördünüz. Abone olmayı unutmayın. Diğer Amerika videolarımı da izlemek isterseniz şuraya ya da şuraya ya da şuraya bir yerlere zaten basarsanız izleyebilirsiniz. Ne kadar hızlı konuşuyorum ben de anlamıyorum. Yoruldum galiba. Şey bu da Banu Berberoğlu gibi oldu. Ne bu şey, heceyece konuşuyorsun. Meyve yedim. 2 tane meyve yiyorum. Falan. Elimize kamera almayı unutmuşuz video çekmeyi. Elimde de değil, tripodta da. Zaten yarım saat oldu bir video. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. 70 dolarlık bir alışveriş yaptık. 70 dolara neler alınır gördünüz. Amerika serüvenimle birlikteyiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.